Haftanın dördüncü günü ütü böreği yaptılar. Ispanaklı hem de. Bakalım. Şapkam olsa önüme çıkarayım. Çok güzel. Çok güzel kokuyor bir kere. Yani şu şeyi kaldırdığımda güzel kokuyorsa genelde kötü çıkmıyor yemek. Çok güzel açmış. Ütüyle açtılar bunları. Güzel sarmış, çok sıkıştırıp sarmamış rulosunu. İç harcını biraz daha inceleyebiliriz belki, bakalım. Çok güzel olmuş, çok. Rengi, mengi, iç harcının lezzeti, pişimi, sarımı. Bu kız şov yapmış. Tebrik ediyorum. Tabağımız da çok güzelmiş. İkinci tabağım. Böreklerimiz yıkılıyor. Çok 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 güzel. Bu bir kadar güzel değil, kusurları var. Aşırı kurumuş böyle çatalı bıçağı keserken çok zorlandım. Dağıldı üst kabuğu, demek ki fazla kurutmuş. Bir tık böyle fazla kalın yapmış. Resmen kusur buluyorum şu an. Güzel yani bu börekte ama şu bir öyle bir güzeldi ki. Bakalım kim geçecek o biri? Üçüncü tabağımız. Yani şu an üç tabak arasından en vasatı bu. Ama bizim hamurumuz çok lezzetli bence bugün. Bu bile kötü olamamış. Güzel bir tadı var ama çok kalın hamuru. İç harcı çok lezzetli, onu ekleyeyim. Ama yani şununla kıyaslarsam bu gelinimiz bayağı başarısız açma konusunda, inceltememiş. Rulosu da çok düzgün değil. İç harcı güzel. Ve son tabağımız. Bu tabağımız bayağı hamur kalmış. Şöyle. Şu bayağı bayağı hamur kalmış. Bu da lezzetsiz değil. Börek börek olmuş aslında bu tabak. Ama gördüğünüz gibi o kadar kalın, o kadar hamur ki. O yüzden en başarısız tabağımız bu diyebilirim. Yağ da çok kusmuş. Ellerim bile yağlandı. Olmamış bu tabak. Bir tık incelseymiş bence... Hiçbirinde olmayan böyle bir lezzet var bu tabakta, iç harcında özellikle, ama hamur korkunç. Yine de tebrik ediyorum kızları. 4'te 4, yani hepsi lezzeti yakalamış, hamurlarını yapabilmiş, şeklini verebilmiş. Hadi puanlayalım. Şu birinci tabak sizin bile gözünüzü alıyor olabilir güzellikten. 5 puan. İkinci tabak 3 puan. Üçüncü tabak 2 puan olsun. Yani hamurların inceliğine göre gidiyorum. En kalın ve hamur kalan da 4. tabak 1 puan. Hayırlı uğurlu olsun herkes için. İlk puanlar benden. Önce 2 puanla başlayalım. İki puancık kime gidiyor? Seda. Ağlıyordu Seda. Demek ki problemi var yemekle ilgili. Fena değil vallahi yine de. Yani diğer ruloları nasıl bilemem ama çok da korkunç bir tabağı yok. 3 puan kime gitti? Üç puan kimin oluyor acaba? Zeynep. Zeynep'ten daha iyisini beklerdim. Şimdi şu böreği kim yaptı, bu böreği? Bu böreği Arife mi yaptı, Damla mı? İç harç, hamur, pişirme, rulo hepsinde mükemmel bir tabak çıkarmış. Bakalım. Damla. Kimse Damla'yı tutamıyor. Arifeciğim haftanın dördüncü günü maalesef yine böyle bir tabak çıkarmış.
Çayınızı, kahvenizi koşun alın büyük bardaklarla. Bugün haftanın dördüncü günü, yarım final. Tadımlar nasıl olur siz düşünün. Hadi bakalım, sıra kayınvalidelerde.